Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Öner Sakallıoğlu vatandaşları yaygınlaşan hastalıklara karşı uyardı. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi kulak burun boğaz polikliniğinde görev yapan Profesör Doktor Öner Sakallıoğlu orta kulak iltihabı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İltihap geçti mi yoksa var mı hala? İltihap hala var. Şu anda nasıl bir şikayet? Orta kulak iltihabının en sık görülen belirtileri arasında kulak ağrısı, ateş, işitme kaybı, kulak tıkanıklığı, yutkunurken ağrı ve kusma yer alıyor. Çok sık otit oluyor. Artık geniz etinden şüphelendi çocuk doktoru. Bir KBB hocası. Profesör Doktor Öner Sakallıoğlu, orta kulak iltihabının özellikle 2-3 yaşlarındaki çocuklarda ve ilkokul çağında çok sık görülen bir enfeksiyon türü olduğunu söyledi. Orta kulak enfeksiyonları iltihabı özellikle ilk 2-3 yaşta ve özellikle ilkokul çağında çok sık görülen bir bakteriyel ya da viral olabilen bir enfeksiyon türüdür. Çocuklarda özellikle sonbahar mevsimlerinde, mevsim geçişlerinde ve özellikle de üst solunum yolları enfeksiyonlarının çok sıklıkla görüldüğü kış mevsimlerinde çok sık rastlanan bir akut kulak enfeksiyonudur. Çocuklarda özellikle ateş, tek taraflı kulak ağrısı, kusma, ishal gibi şikayetlerin yanı sıra ağrıyan kulağı elleme gibi şikayetler de görülebilmektedir. Çocuklarda tedavi olarak antibiyotikler ve ağrı kesiciler kullanılmaktadır. Tedavi edilemedi ya da daha ileri durumlarda da yüz felci, menenjit gibi daha sıkıntılı bir durumlarla karşılaşma ihtimali çok nadiren de olsa mevcuttur. Yani her yaşta görülmekle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu sık olduğu mevsimlerde özellikle ilk 3 yaşta ve ilkokul çağındaki ve kreş çağındaki çocuklarda daha sıklıkla rastlanan bir durumdur. Tedavi sürecinde hastalarımız bize genelde kulak ağrısı ve ateş şikayetiyle başvurmaktadırlar. Zaten kulak ağrısı çocuğun tek kulağında olduğu için çocuk kulağını işaret edebilmekte. Bazen bu kulak ağrısına akıntılı, bazen de kanlı akıntı da eşlik edebilmektedir. Bunun dışında çocuğun ateşi de olduğunda muayene bulgularıyla uygun olduğu takdirde hastalarımıza genellikle antibiyotikler ve ağrı kesiciler eşliğinde tedavi verilmekte ve çok büyük oranda tedavi başarısı sağlanabilmektedir.